günler. İyi akşamlar. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Sağ olun. Bir arkadaşım kalıyor burada. Elif Kadıoğlu. Onu görmeye geldim. Tabii haber verin hemen. Haber vermeyin. Sürpriz yapmak istedim. Kaç oda numarası? Evet. Bakabildin mi çalışmalara? Evet. Ve beğendim. Beğenmeseydik ortak olmazdık zaten değil mi? Peki yani burada atölye videoları da vardı. Onları izleyebildin mi? İzledim. Hatta kendi adına çıkardığım parfümü bayağı merak ettim. Güzel. O zaman hemen merakını gideriyorum. Güzel. Bu baharatlı. Hı? Evet. Bu biraz daha ağır sevenler için. Bir de bunun bir hafifi daha var. Bir de buna bak. Bak bu daha güzel. Dur. Bu daha güzel. Yani bana göre daha güzel. Bir de asıl senin merak ettiğin kendi özel üretim parfümü var. Evet, buyurun. Evet. Gel kokla. Acayip bir koku bu. Peki bu kokunun sırrı ne? Aşk. Hani böyle ilk görüşte vurulursun ya. Öyle çarpsın istedim. Güzel. Peki bu kokunun erkeği var mı? Yiyecek bir şeyler söylemiştim. O gelmiştir. Elifciğim, ölüm var kalım var ya. Sabaha kadar beklemedim. Akşamdan geleyim dedim. Çocuklar da uyudu. Gir, tabii iyi yapmışsın. Mesut. Şebnem Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok özür dilerim. Ben aşağıdakiler odasında dediler. O yüzden dedim ki herhalde yalnızdır ama kusura bakma ne olursun. Yok biz burada daha rahat çalışırız dedik. Aynen öyle Elif'in müthiş ürünleri var. Gel buyur fikir verirsin. Olur olur veririm. Veririm. Tamam. Bir şey oturalım, sohbet ederiz. Bir şeyler yeriz, aç mısın? Yok yok, aç değilim. Gayet iyiyim. Ay canım sen de böyle hep aç aç geziyorsun, inceciksin. Yani çok güzelsin tabii ama. Sen de öylesin Elifciğim, sen de öylesin. Hatırlıyor musun eskiden ne kadar çok yerdik? Ay Mesut doymak bilmezdik biliyor musun? Sabah yumurta, boyoz başlayıp üstüne iki tane de kumru. Gençlik işte. Evet.
Bir keresinde okulu kırmıştık. Bütün gün gezdik, dolaştık. Sonra annemizi bir yakaladı. Fena azar işittik. Evet. Çok severdi beni anne. Annem kimseyi sevmezdi Şebnemciğim. Ona göre doğru insanlarla arkadaşlık kurmuyordum. Ama Mesut için öyle düşünmüyor galiba. He? Annemler işte. Öyle kendilerince uygun görmüşler bizi. Çöp çatanlık işleri falan bilirsin. İyi. Ne güzel. Bir gün okul balosuna hazırlanıyorum. İşte böyle giyindim, süslendim falan. Sen biliyorsun. Bir yağmur bastırdı. Sırılsıklam oldu ama nasıl yağmur? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Neyse, bir gittim okula. Bir baktım, bir ben sırılsıklam. Herkes tabii jilet gibi. Tabii özel araçlarla geldikleri için. Evet, ne kadar çok anımız var birlikte. Da ben asıl şeyi merak ediyorum. Sen okuldan ayrıldıktan sonra ne yaptın? O hayatını merak ediyorum. Onunla konuşalım. Tabii konuşalım ama başka bir zaman konuşalım. Yani Mesut'u sıkmayalım şimdi. Çalışacağız diye çağırdım o kadar. Niye Mesut? Sıkıldın mı? Yok. Karşımdaki güzel kadın var, konuşuyorlar. Niye sıkılayım? Tabii bir yandan çalışmamız lazım ama. Ay. Çok pardon, benim bunu açmam lazım. Hemen geliyorum. Alo. Ne iş? Mesut? Hı? Hayırdır sen burada bu saatte otelde buluşmalar falan? Ne olmuş ki? Ne demek ne olmuş ki? Kadın yatağı şurada. Bir de giyinmiş öyle. Sen delirtmeye mi çalışıyorsun beni? Hep sen mi delirteceksin? Kabul ediyorsun yani. İnadıma yapıyorsun değil mi? Yok, hiçbir şey inadı falan yapmıyorum. Biz iş konuşuyoruz ya. Ne işi konuşuyorsun bir bu saatte otelde? İş mi konuşulur? Bilirim ben bu saatte nasıl biter geceler, işler. Nasıl bitermiş? Bana bak. Ben birazdan odadan çıkacağım. Hemen arkamdan çıkacaksın. Öldürürüm seni, anladın mı? Niye ya? Ne demek niye ya? Onunla mı kalacaksın baş başa odada? Bir şey yapmıyorum. Parfüm kokluyorum. Parfüm kokluyorum. Parfüm bakıyorum. Bakamazsın parfüm. Hepsini kapağında patlatırım senin. Parfüm bakıyormuş. Biliyorum ben senin nelere baktığını. Neye bakıyormuşum? Mesut bak, benim canımı sıkma Mesut. İteli yakarım. İsviçre'den bir arkadaşım. Haberi görmüş, tebrik etmek için aramış. Çok güzel. Hayırdır, siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Kalkıyordum ben de şimdi. Aa, tamam Şebnemciğim, peki. Madem. Biz biraz daha çalışırız herhalde, değil mi? Tabii ki. Hatta bu Paris'te yaptığın sunumu izlemek istiyorum. Tamam, ben kalkayım o zaman. Rahat rahat çalışın siz. Hadi o zaman. İyi akşamlar Şebnem Hanım. İyi akşamlar Mesut Bey. Ben geçireyim. Oldu Şebnemciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka isteğiniz var mı? Yok, teşekkürler. Şebnem Hanım da geldi. Denizciğim, hoş geldin. Başkanım. tebrik ederim. Teşekkür ederim. Anne dedin sen. Başkanım. Başkanım mı? Maşallah buna, maşallah buna. Ay bu var ya, bu tuttuğunu koparır bu.
Bu var ya, İzmir'deyken matematik şampiyonuydu bu. Biliyor musun? Var ya sen, var ya sen. Sen her şeyi başarırsın. Ay senden korkulur, senden korkulur. Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun. Ay bütün bu mal mülk hepsi şimdi bizim mi oldu? Ay. Bizim derken? E işte kızımdan bize de bir şeyler düşer diye düşünüyorum yani. Ha, düşer. Bekle düşer. Neyse. Sen ne yaptın? Ne oldu? Niye geldin? Size bir müjdem var çünkü. Ne müjdesi? Boşanma belgesi. Onur Bey'le resmi olarak boşandınız. Artık özgür bir kadınsınız. Gerçekten mi Deniz? Boşandı. Ay. Ay ben fena... Gerçekten. Sedat Hanım iyi misiniz? Ben fena oluyorum. Sedat Hanım. Geziniz aydın. Sedat Hanım ben su getiriyorum. Teşekkür ederim. Ay. Ay ben... Başım gitti benim. O herifle aynı çatı altına gitmeye nasıl razı olursun ya? Beni öldürseydin daha iyiydi. Hani birlikte düşünecektik. Birlikte olsaydık başka bir çare bulabilirdik. Bunca şeye boşuna mı katlandık Şebnem? O adamla aynı evin içindeyken ben ne hissedeceğim? Kafayı yiyeceğim biliyorsun değil mi? O adamla aynı çatı altında olmana izin vermeyeceğim. Onun evinde bir gün değil bir saniye bile kalmana katlanamam. Bunu bildiğin halde bana sormadan o eve gittin. İkimizin kaderine tek başına karar verdin. Ama bizi yok ediyorsun, farkında değilsin. Oysa ben ne istiyordum biliyor musun? Seni, senden başka bir şey istemiyordum. Sana dedim ki uyandığında yanında ben olmak istiyorum dedim. Ama bil bu saatten sonrası benim için çıkmaz sokak. Seni yemeğe götürmeye geldim. Sen iyi misin? Yanlış bir zamanda yakaladın beni. Kusura bakma. Anlatmak ister misin ne olduğunu? Hemen anlatılacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Dağıldım. Dağıl. Beraber toplarız. Şşş, ne? Yo, vallahi nabzım 1500 ha. Ne yapacağım lan? Atlayacağım mı adamın üstüne? Atlayacağım lan. Atlayacağım. Özgürüm artık diyeceğim. Hiçbir engel kalmadı diyeceğim. Vafs diye belgeyi vur suratına Şebo. Şaka yapıyorum şaka. Bir şey diyeceğim. Bu sefer dudaklarına yapış ama uzun uzun öp. Oğlum tamam dur. Heyecanlıyım zaten. Bir de sen gaz verme. Nasıl lan? İyi miyim? İyisin kız maşallah. Valla. İki evlat da Mesut'a verirsin. Mutlu Mesut. Ulan sen de bu dünyada mutlu olacaksın be Şebo ha? Olacağım lan. Valla. Çal. Sen git. Çal. Tamam sen git. Tamam geç sen. Tamam yürüyorum. Ben neden burada kaldım biliyor musun? Neden şirkete ortak oldum? İyi anlaşıyoruz çünkü. Evet. Ama bende fazlası da var. Ne gibi? Sen Mesut. Senin için kaldım.
Ne oluyor? Asıl size ne oluyor acaba böyle? El ele, göz göze, diz dize. Hayırdır? Asıl sen ne yapıyorsun? Cam kırmalar falan. Ne bu? Kıskançlık krizi mi? Hayırdır? Ha? Evet, kıskançlık krizi. Bir kelime daha edersen daha büyük bir krizle karşılaşacaksın birazdan. Tamam, sakin. Konuşuyoruz sadece. Sakin. Konuşuyorsunuz. Hmm. Daha dün sana ne kadar aşık olduğunu söylüyordu biliyor musun? Hı-hı. Hatta elimden alacakmış falan. Al da görelim. Hadi bakalım. Canım, sen unuttun galiba. Evli bir kadınsın ya hani. Hah. Güzel. İyi hatırlattın bak. Artık evli bir kadın değilim. Özgür bir kadın. Bütün kadınlar çok üzgün bu akşam. Niyeymiş o? Seni Şebnem'e kaptırdıkları için. Hanımlar, beyler, kısacık vaktinizi alacağım ama beni dinleyebilirseniz çok sevinirim. Şebnem'in en eski arkadaşı ben olduğum için bu konuşmayı ben yapmak istedim. Kendisiyle biz liseden arkadaşız. O zamanlar da çok akıllı, çok çalışkan bir kızdı. Matematik şampiyonuydu. Çok severdim onu. Hep birlikte vakit geçirmek isterdim. Ama o burslu okuduğu için çalışmak zorundaydı. Bazı günler babasının sanayideki dükkanında bir erkek gibi çalışır. Bazı günlerde evlere temizliğe giderdi. Ne var? Bu yüzden de okulu bitiremedi. Ona bakınca o kenar mahalleden çıkıp başardığı şeyleri görünce duygulanıyorum. Şimdi kendisine bir hediyem olacak. O eski günlerin hatırına diyelim. Tabii burada hepiniz Şebnem'in estetik yaptırdığını biliyorsunuzdur. Ama eminim birçoğunuz bu en tatlı, en saf halini ilk defa görüyor.
Gerçekten inanılmaz bir değişim değil mi? Nasıl ama? Adeta bir evrim gibi. Şebnem, iyi misin? İyi miyim? Böyle anlamıyorum. Şebnem'i rezilliğim derken Mesut'u kendime düşman ettim. Ah Elif'ciğim, ah ah kızım, ben sana kaç defa söyledim o Şebnem denen kadına bulaşma diye. O kadın gerçekten bir çamur. Anladım. Anladım da üstüme sıçrayınca anladım. Mesut çok kızdı bana. Yani bu buradan nasıl dönecek ben bilmiyorum. Bence sen artık vazgeç. Bak sana son kez söylüyorum. Çok geç olmadan vazgeç artık. Bence Elif son derece akıllı ve kararlı bir kadın. Yani ilk fırtınada gemiyi terk etmez. Öyle değil mi Elif'ciğim? Ne oldu Nilgün Hanımcığım? Yani siz niye fikir değiştirdiniz? Siz de benim gibi vazgeç geri dönsün diyordunuz. Anlamadım ben. Evet diyordum. Ama fikrimi değiştirdim. Bakın farkındaysanız eğer Şebnem her türlü olaydan böyle mağdur olarak çıkmayı başarıyor. Zaten Mesut'u da bu yolla elinde tutuyor ya. Yani ne demek bu? Mesut, kendinden yardım isteyen hiç kimseyi geri çevirmez demek. Yani kendince kurtarıcı rolünü üstlenmeyi seçmiş bu hayatta. Merak etmeyin. Gemiyi terk etmeye hiç niyetim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.